Herkese selamlar sevgili gençler. Ben Sercan Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 5. sınıf İngilizce 1. dönem 1. yazılısını yapacağız sizlerle. Yazılılarınız başlıyor. Bu kanalla bu videoyla beraber yazılılarda eminim birçoğunuz 100, birçoğunuz 100'e yakın puanlar alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Çünkü ya aynı sorular çıkacak ya çok benzer paralel sorular çıkacak. Ama rahatlıkla bu yazılıyı geçireceksiniz gençler. O yüzden hiç korkmayın. Videoyu sonuna kadar izlemeniz sizin için yeterli olacaktır. İlk defa beni izliyorsanız, ilk defa bu kanala geldiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenirseniz videoya like atmayı unutmuyorsunuz gençler. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha fazla gevezelik yapmadan hadi nasıl sorular hazırlamışız? Şöyle bir sorularımıza bakalım. Evet gençler A bölümüyle başlıyoruz. A bölümü her yazılıda olması gereken gibi bir bölüm. Normalde her yazınızda da zaten böyle çıkar. Aşağıda okul dersleriniz var gençler. Yukarıda da onların isimleri var. İsimlerle fotoğrafları ne yapacaksınız? Eşleştireceksiniz. Sırayla gidelim. Social Studies ne demek? Sosyal bilgiler demek gençler. Baktığımızda hangi ders sosyal bilgileri içeriyor? Sosyal bilgisinde ne vardır? Mesela coğrafya vardır değil mi? Tarih vardır. O da gördüğünüz gibi şu son fotoğrafta Social Studies diyoruz. English zaten İngilizce. Bu ders de aynı zamanda İngilizce. English nerede var? Orada ipucumuz da var değil mi? Zaten yukarıda English yazıyor. Hemen şurada sondan birinci fotoğrafımıza koyuyoruz. Art, resim demek de hangisinde resim çiziliyor? Bakın o da sondan üçüncü fotoğrafımızda. PE, bunun açılımı ne demek ki? Physical Education, yani beden eğitimi. Nerede var? Bakın üçüncü fotoğrafımızda ona PE diyoruz. Daha sonra IT var. O da nerede var IT arkadaşlar? İnternetle, bilgisayarla alakalı olması lazım. Bakın şurada beşinci fotoğrafımız IT oluyor. Music, adı üstünde zaten müzik dersi. Nerede var o da? Şurada dördüncü fotoğrafımızda. Math. Matematik demek de yani en sevdiğiniz mi en zorlandığınız ders mi bilmiyorum yorumlara bekliyorum. Matematikte nerede var? İkinci fotoğrafımızda ve son olarak science science da fen bilimleri demekti. O da nerede? Birinci fotoğrafımızdaymış gençler. Bakın deney yapılıyor. Science'da deney yapılır. Unutmayın experiment diyoruz. Bu eşleştirmelerle beraber A bölümünü bitiriyoruz. En az bir 15-20 puanlık soruyu cebimize atıyoruz. B bölümüne geliyoruz. Şimdi B bölümde complete the sentences with a country or nationality. Boşlukları ya ülke ya da ırk millet olarak doldurun diyor. Bunu nereden anlayacağız? Tabii ki bir önceki cümleden anlayacağız gençler. Bakalım birincisinde Mark is from America. Mark Amerikalıymış diyor. O zaman Mark nedir? Burada ne yazacağız? Nationality yazacağız. Milletini yazacağız. E Mark Amerikalıysa o zaman biz Mark'a ne deriz? Amerikan deriz. Yani American diyoruz gençler birinci boşluğumuza. İkiye bakıyorum. Gomez is from Spain. Gomez İspanyalıymış. Bakın Spain var. Yine burada ne yapacağım? Milliyetini yazacağım. İspanyalıysa İspanyollara biz ne diyorduk? İspanyol diyorduk. Yani Spanish diyoruz gençler. İkinci boşluğumuz Spanish oluyor. Akira is Japanese. Akira neymiş? Japonmuş. Bakın bu sefer burada milliyetini vermiş arkadaşlar. She is from Japan diyeceğiz değil mi? Bu sefer country'yi yazacağız. Ülkeyi yazacağız. O yüzden 3'e Japan diyorum. 4'e bakıyorum. Elena is Russian. Elena Rus'tur diyor. Bakın yine burada milliyetini vermiş. Ülkesini vermemiş. She is from Russia diyeceğim değil mi? O zaman dördüncü boşluğumuzda Russia oluyor. 5. boşluğumuz Luigi is from Italy. Bakın bu sefer neyi vermiş? Ülkesini vermiş. Luigi İtalyalıymış diyor. She is o zaman nedir? İtalyandır. O yüzden Italian diyorum. Beşinci boşluğuma gençler. 6. I am nehir. Ben nehir diyor. I am. Bakın burada şimdi sadece ismini söylemiş. Ve devamında sadece I am demiş gençler. I am varsa devamında işte from yoksa ülkeyi söylemiyorduk. Devamında sadece I am varsa Milleti söylüyorduk değil mi? Nehir bir Türk ismi. Demek ki Nehir neymiş? Bir Türk'müş. O yüzden burada 6. boşluğuma I am Turkish diyorum gençler. Bu şekilde B bölümünü de halletmiş oluyorum. Güzel bir alıştırma. Buna benzer bir alıştırma mutlaka yazılımınızı çıkar gençler. Aklınızda olsun. Geliyorum C'ye. C bölümünde according to the text fill the chart. Parçaya göre ne yapacağız? Tabloyu dolduracağız. Şimdi tabloda bizden ne istiyor? Önce ona bakalım. Name, isim. Demek ki bu kişinin ismini yazacağız. Country, ülkesini yazacağız. School, okulunu. Lessons, sevdiği dersleri. Bakın gülümsüyor. Sevdiği dersleri yazacağız. Bir de language, konuştuğu dilleri yazacağız gençler. Hemen hello my name is Melisa demiş. E demek ki bunun ismi neymiş? Melisa'ymış. Yani name kısmına Melisa'yı yazıyor. Devamında I am from Turkey. Türkiye'liyim diyor. E country istiyordu zaten. Demek ki ülkesi neresiymiş? Turkey. Gayet kolay değil mi? Bunu da yazdık. Sonra ne diyor? I study at Cumhuriyet Secondary School. Ben Cumhuriyet Ortaokulu'nda okuyorum diyor. Bakın zaten bizde de 3. kısımda school okulu istiyordu. Demek ki buraya ben ne yazacağım? Cumhuriyet Secondary School yazacağım gençler bu kısma. Okul kısmına da okulun ismini yazdım. E sonra lessons sevdiği dersleri söylüyor. Bakalım hangisini seviyormuş. I like art and social studies diyor. Demek ki ben ne yazacağım buraya? Art and social studies diyorum gençler bu şekilde sevdiği dersleri de yazmış oluyorum. Ve son olarak language diyor. Dil diyor. I can speak English. İngilizce konuşabiliyorum diyor. Demek ki konuştuğu dillere ne yazacağım? English yazacağım gençler. Bu şekilde C bölümünü de halletmiş oluyorum. Bu da güzel bir alıştırma. Yine buna benzer bir alıştırma da gelecektir. D bölümünde ne yapıyoruz? Match the questions with the answers. Sorularla onların cevapları var. Bu sefer de soru cevap eşleştirmesi yapacağız. Hemen bakalım. Birinci soruda where are you from? Nerelisin diye soruyor. Burada ne yapacak? Ülkesini söyleyecek. Hangisinde söylüyor? Bakın burada ikinci cümlede I am from Turkey diyor arkadaşlar. Yani burası ne olacak? Adana olacakmış. B, How many languages can you speak? Kaç tane dil konuşabiliyorsun diyor. Bu sefer konuştuğu dilleri söylemesi lazım. Nerede söylüyor? Bakın şurada. Two, 2. I can speak Turkish and English. Ben Türkçe ve İngilizce konuşabiliyorum diyor. Demek ki buraya bu boşluğa da Bursa gelecekmiş. Devam ettiğimde What is your name? Adın ne diyor? Burada da bakın birinci de my name is Furkan. Benim adım Furkan. Demek ki şu birinci cümle C ile işleşiyormuş. Dörtte de where do you study? Nerede okuyorsun diyor. Bakın ver bize nerede sorusunu sorardı. Study zaten çalışmak okumak demekti. Yani burada okul ismi olması lazım. E bunu da nerede söylüyor? Bakın şu son cümlede değil mi? I study at Fatih Secondary School. Fatih Ortaokulu'nda okuyorum diyor. Yani burada da son cümleyle de Denizli eşleşmiş oluyor. Ve son olarak Edirne'ye baktığımızda What are your favorite lessons? Favori derslerin neler diyor. Bu sefer sevdiği dersleri söylemesi lazım. Onu da şurada üçüncü cümlede söylüyor değil mi? Bununla da Edirne'yi eşleştirmiş oluyorum gençler. I like math and science diyor. D bölümünü de soru cevap eşleştirmesini de bu şekilde halletmiş oluyoruz. Geliyoruz E bölümüne. E bölümü de çok güzel bir bölüm. Yine bununla alakalı ben bir soru kesinlikle bekliyorum gençler. Çıkacaktır. Burada yerler var. İşte kütüphane, okul, havuz, fırın, berber, kuaför vesaire. Bunları gördünüz. Bunlarla alakalı sorular çıkacaktır. Burada da ne yapacaksınız? Cümle var. Cümlenin sonunda o yerler söylenmiş. Cümle içerisinden onu anlayıp yerlerle eşleştireceğiz. Birincisinde bakın ne diyor? You read books at the bla bla bla. Nokta nokta yerde kitap okursun. Nerede kitap okursun? Kütüphanede okursun, değil mi? Yani birinci boşluğumuz o zaman ne olacakmış? Library olacak gençler. 2'ye baktığımda you swim at the blah blah. Nokta noktada yüzersin. E nerede yüzersin? Swim yüzmek demekti. Havuzda yüzersin de mi? Yani pool diyoruz gençler. 3. You buy teddy bear and dolls from the blah blah blah. Oyuncak ayı ve bebekleri nokta noktadan alırsın. Nereden? Oyuncakçıdan değil mi? Yani Toy Shop'tan alırsın gençler. 4. You buy bread from the blah blah. Nokta nokta yerden ekmek alırsın. Bakın bread ekmek demekti. Nereden ekmek alırız? Fırından alırız. Yani bakery diyoruz. Dördüncüsüne ne? 5. There are teachers and students at the blah blah. Nokta nokta yerde öğretmenler ve öğrenciler vardır. Nerede öğretmen öğrenci vardır? School yani okulda vardır. 5 ile de school eşleşiyor. 6. You cut your hair. Cut hair, saç kesmek. Nokta noktada saç kesersin. Nerede? Berberde ya da kuaförde de hair de olabilir. Barber shop da olabilir gençler. İkisi de uygundur. Burada barber shop verildiği için onu yazıyoruz. Ve e bölümünü de çok güzel bir şekilde halletmiş oluyoruz. Geldik F bölümüne. F bölümünde de where is the ball? Top nerede? Write the propositions of places under the pictures. Fotoğrafların altına yer edatlarını yazın diyor gençler. Bunlar da bilin. işlediğiniz o yüzden çıkma ihtimali yine yüksek. Hemen bakalım. Birincisinde top nerede? Kutunun içinde değil mi? Şimdi bunu önüyle karıştırmayın gençler. Şimdi önünde olsaydı bakın top yere değmesi gerekirdi. Şöyle yerde olurdu. Mesela bakın dördüncü fotoğrafta önünde. Çünkü tam yerde değil mi? Ama burada içinde. Kutunun içindeymiş. O yüzden birincisini içinde diyeceğiz. Yani ne demekti içinde? In demekti. Yani birincisiyle in'i eşleştirmiş olacağız. İkiye baktığımda hemen bitişiğinde yanında gençler. Ne demekti bitişiğinde? Next to demekti. ikiye next to geliyor. 3'e baktığımda bakın top kutunun arkasında. Arkasında ne demekti? behind demekti. 3 ile de behind eşleşiyor. 4'e baktığımda bak bu sefer önünde. Şimdi buraya ne diyoruz? In front of diyoruz. Önünde olduğu için. 5 de üstündeymiş. Üstünde 10 demekti gençler. 5 ile de 10'a eşleştirdik. 6 da bakın altındaymış. Kutunun tam altında. O da under oluyordu altında. 7'de 2 tane kutu var. Top ikisinin arasında. Yani arasında ne demekti? Between demekti. 7 ile de between eşleşiyor. Ve son olarak bakın top burada tam bitişiğinde değil onun hafif yakınında o da near oluyordu gençler near'la da son fotoğrafı eşleştirdik. F bölümünü de rahat hızlı bir şekilde halletmiş olduk. Ve geldik G bölümüne. G bölümünde ne yapacağız? Yer yönler var. Bunları işlediğiniz yine fotoğraflarla yan o yer yön tarifi var. Bunları eşleştireceğiz. Şimdi bakın birinci fotoğrafta iki tane dönüş var değil mi? Birisi buradan bu ilk dönüşümüz. Bu da ikinci. Burada ikinci dönüşten dönüyor. Ne diyorduk? İkinci bir de ne tarafa dönüyor? Bakın sola doğru dönüyor. Yani ikinci sola dön diyeceğiz. Bunu nasıl diyorduk? Bakın burada C'de. Take the second left. Left sol demekti. Second ikinci demekti. Yani ikinci sola dön diyor. O zaman ne diyorum? Bir ile Ceyhan eşleşir diyorum. İkiye baktığında bakın direkt sağa dön var değil mi? Sağa dön ne demekti? Bravo harikasınız. Turn right demekti. Demek ki bu da... Denizli olacakmış gençler. Şöyle buraya da denizli yazalım. 3. Bunun tam tersi gördüğünüz gibi bu sefer sola dön. Sola dön de turn left demekti. Yani burada F olması gerekiyor. Şöyle buraya da bir F yapalım. 4'e baktığımızda bakın yine iki tane dönüş var fark ettiyseniz. Bu birinci. Bu da ikinci dönüş. Burada birincisinden dönüyor ama ne tarafa dönüyor? sağa. Yani birinci sağa dön diyeceğiz. Nasıl diyorduk bunu? Take the first right. Sağ right demekti. Birinci bu sefer first demekti. O yüzden ne diyorum? Dörtle de Edirne eşleşecek diyorum. Beşe baktığımda bakın yine iki tane dönüş var. Birincisi burasıydı. Burası ikinciydi. Yani ikinci şeye dönüyor. Nereye? Sağa dönüyor. İkinci sağa dön. Take the second right olacak bu sefer. Buraya ne diyeceğim ben o zaman? Giresun diyeceğim. Altıya baktığımda yine iki tane dönüş var. Bu sefer ilk dönüşten dönüyor. Nereye dönüyor? Sola dönüyor. Yani take the First left olması lazım. Nerede take the first left? Sonda bakın take the first left. Hatay'daymış. Buraya ben ne yazıyorum? E yazıyorum. 7'ye baktığımda bakın dümdüz gidiyor. Dümdüz git demek ne demekti? Go straight ahead demekti. O yüzden birincisini Adana diyorum. Ve son olarak bakın burada dolabı gösteriyor. Çocuk da buradaymış. Yani dolap çocuğun hemen sağında. Hemen sağındaysa yani senin sağında diyorsak nasıl diyorduk? It is on your right diyorduk. Solunda ise it's on your left diyorduk gençler. Burada right var. O yüzden 8 ile de Bursa'yı eşleştirmiş oluyoruz ve halletmiş oluruz. Güzel bir araştırma gerçekten. Buna benzer bir şey de yine yazınızda çıkabilir. O yüzden bilmekte her zaman fayda var. Evet gençler yazılımımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz bence bu yazılıyı gayet güzel atlatabileceksiniz. Eğer bunları da doğru bir şekilde yaptıysanız. Ne yapıyorduk? Buraya kadar izlediyseniz hemen videoya bir like atabilirsiniz gençler. Ve henüz abone olmadıysanız bakın çok ayıp. Bence hemen şimdi tamamen ücretsiz kanala abone olun. Haberdar olmak için videolardan hemen o zili de açabilirsiniz. Tabii ki büyüyoruz. Bakın hedef bu sene 50.000 abone. Ona göre sizlerin desteğini istiyorum. kanalın da ayrıca bütün 10 ünitenin de kelime videoları da var. Çok güzel kaliteli kelime videoları. Onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek gençler kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay.